Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İnkılap Tarih Öğretmeni Fatih Sefe. Bugün sizlere Atatürk dönemi Türk dış politikasını anlatacağım. Bu ünite konuları genellikle Lozan Barış Anlaşması'ndan kalan sorunlardır. Atatürk dış politikada yurtta su, cihanda su ilkesiyle hareket ederek dış politikanın temellerini atmıştır. İlk olarak yabancı okullar meselesiyle başlayalım. Osmanlı Devleti zamanında azınlıklara kendi sınırlarımız içerisinde okul açma izni veriyor. Kendi kültürlerini, kendi eğitimlerini devam ettirebilmeleri için onlara bu hakkı tanıdı. Ancak bir süre sonra azınlıkların açtığı okulların sayısı artarak devam edecek ve bir süre sonra artık bu okullar tamamen denetimden uzak ve serbest bir hale gelecek. Bu okulların müfredatı bizim müfredatımızdan tamamen bağımsızdı. Bu okulların kitaplarında Türklüğü aşağılayan kelimeler kullanılıyordu. Bu okullarda siyasi faaliyetler yürütülüyordu. Tüm bunlar ise ülkemizde eğitim alanında bir kargaşaya ve bir kaosa sebep oluyordu. Tüm bu problemler yüzünden biz yabancı okullar meselesini Lozan'da masaya yatıracağız. Daha sonra alacağımız bazı kararlar ile birlikte bu problemi tamamen ortadan kaldıracağız arkadaşlar. Bu kararlardan ilki okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacaktır kararıydı. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan ne kadar okul varsa hepsi artık Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. İkinci adım ise Türkçe ve Türkçe ve tarih derslerin Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulma kararı alınacak. Bakın arkadaşlar artık Türkçe ve tarih dersleri Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulacakmış. Yani artık tarih derslerinde Türklüğü aşağılayan herhangi bir şey anlatamayacaklardı. Ayrıca tüm bu okullar Türk müfettişler tarafından denetlenecekti. Tüm bu okullar Türk müfettişler tarafından denetlenecek. Aldığımız tüm bu kararlar tabii ki de başta İngiltere ve Fransa olmak üzere birçok yabancı devletin tepkisine sebep olacak. Bize diyecekler ki biz bu durumu bu kararları kabul etmiyoruz. Gelin oturalım konuşalım tekrardan kararlar alalım diyecekler. Ancak Türk hükümeti kararlı bir tutum sergileyecek ve diyecek ki bu olay bizim iç meselemiz dolayısıyla siz bu olaya karışamazsınız diyeceğiz. Ve durumu milletler cemiyetine dahi götürmeden kapatacağız. Türk hükümetinin almış olduğu bu kararlar yabancı devletlerin azınlık okullarını kullanarak bizim iç işlerimize karışma durumuna artık kesin olarak engel almış oldu. Attığımız tüm bu adımlar sayesinde artık yabancılar bizim iç işlerimize bu anlamda karışamayacaklardı. Yabancı okullar meselemiz bu şekildeydi. İkinci konumuz ise Musul meselesi. Musul-Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından yalnızca 3 gün sonra bu ateşkes anlaşmasına dayanarak İngiltere tarafından işgal edilecek. Biz 1. Dünya Savaşı'nı kaybedince bize Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalatıyorlar. Ve İngiltere bu anlaşmaya dayanaraktan Musul'u işgal edecek. Musul neden bu kadar önemli? Çünkü Musul'da zengin petrol yatakları vardı. İngiltere'de bu zengin petrol yataklarını kullanmak istiyordu. Daha sonra biz Kurtuluş Savaşı mücadelesi içerisine gireceğiz ve başarılı bir şekilde bu mücadeleyi tamamlamayı başaracağız. Aldığımız bu başarılar üzerine İtilaf Devletleri bizi Lozan'a davet edecek. Lozan'da Musul meselesi görüşülecek ancak karara bağlanamayacak. İtilaf Devletleri temsilcileri ile Türk heyeti arasında Musul meselesi gergin anların yaşanmasına sebep olmuştu. Musul meselesinde uzlaşamayınca bizim heyetimizin başında bulunan İsmet İnönü adamlarını alarak Türkiye'ye dönecek. Böylece Lozan Barış Anlaşması yarıda kalacak. Ancak bir süre sonra İtilaf devletleri geri adım atacak. Bize diyecekler ki tekrardan Lozan'a gelin oturalım konuşalım anlaşalım Musul meselesini bir kenara bırakalım. Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra İngiltere ile Türkiye arasında birebir görüşme yapılsın orada karar alsınlar diyecekler. Biz de kabul edeceğiz ve Lozan Barış Anlaşması'nı imzalayacağız. Musul meselesi hala çözüme kavuşturulmadı. Lozan görüşmelerinin ardından İngiltere ile Türkiye arasında bir ikili görüşme yapılacak. İkili görüşmede de bir karar alınamayacak. Ardından Türk hükümeti konuyu Milletler Cemiyeti'ne taşıyacak. Ancak İngiltere Milletler Cemiyeti'nin kurucu üyelerinden birisiydi. Kendi aleyhine bir karar almayacaktı. Nitekim de öyle olacak. Milletler Cemiyeti'nden Türkiye aleyhine bir karar çıkacak. Biz Milletler Cemiyeti'nin almış olduğu bu kararı tabii ki de tanımayacağız. İşte olaylar tam da bu sırada patlak verecek. Tüm barışçıl yolları deneyen Türk hükümeti Musul'u geri alamadı. Bunun üzerine bölgeye askeri müdahale kararı alacağız. Tam askerlerimizi topladık Musul'a bir müdahalede bulunmak için harekete geçecekken tam o sırada Doğu Anadolu'da bir isyan patlak verecek. Bu isyanımızın adı Şeyh Said isyanıydı. Bakın arkadaşlar biz tam askeri birliklerimizi hazırlamışız. Musul'u İngilizlerden almak amacıyla tam yola çıkacakken Doğu Anadolu'da Şeyh Said isyanı patlak veriyor. Bu isyanı patlak vermesiyle birlikte Türkiye Musul meselesiyle ilgilenemeyecek. Musul meselesiyle ilgilenemediğimiz için biz burayı kaybedeceğiz. 5 Haziran 1926 yılında İngiltere ile bir anlaşma imzalayacağız. Bu anlaşmamızın adı Ankara Anlaşması'dır. Ankara Anlaşması ile birlikte Musul'u kaybettik arkadaşlar. Böylece Misak-ı Milli'den taviz vermiş Olduk. Ankara anlaşmasına göre Musul İngiliz mandasında bulunan Irak'a bırakılacak. Yani Musul İngiltere sömürgesine bırakılmış oldu. Ayrıca Musul petrollerinin %10'luk bir kısmı 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilecekti. Böyle bir karar almıştık. Musul'un petrol gelirleri 25 yıl boyunca %10'luk kısmı Türk hükümetine verilecekti. Ancak o dönemde bizim yüklü bir paraya ihtiyacımız vardı. Aynı zamanda İngiltere'ye borcumuz vardı. Tüm bu durumlar yüzünden biz İngiltere diyeceğiz ki tamam gelin biz buradan 25 yıl boyunca alacağımız gelirlerden vazgeçelim. Siz de bize toplu para verin. 500 bin sterlin civarında bir parayı bize verecekler. Biz de 25 yıl boyunca alacağımız %10'luk dilimden vazgeçeceğiz. Böylece Musul meselesi de bizim aleyhimize çözülmüş oldu. Bir sonraki konumuz nüfus mübadelesi sorunu. Lozan'da Türkler ile Rumlar arasında mübadele kararı alınmıştı. Bakın arkadaşlar, mübadele dediği nüfus değişimi, nüfus takasına verilen isimdir. Türkiye'de bulunan Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'da bulunan Türkler ise Anadolu'ya dönecekti. Ancak Yunanistan mümkün olduğunca fazla sayıda Rum'u İstanbul'da bırakmaya çalışıyordu. Yunanistan'ın bu tutumu iki devlet arasını açacak. Yunanistan'ın olabildiğince fazla sayıda Rum'u İstanbul'da bırakmak istemesinin sebebi şuydu. Ne kadar fazla Rum'u İstanbul'da bırakırsa İstanbul'da Türkiye'de o kadar etkili olabileceğini düşündüğü için fazla sayıda Rum'u İstanbul'da bırakmaya çalışacak. Ancak bu tutumu iki devlet arasını açacak ve bir süre sonra iki devlet arasında gergin ilişkiler başlayınca Yunan Başbakanı Venizelos geri adım atmak zorunda kalacak. Bu geri adım ile birlikte iki devlet arasında etabli yerleşik anlaşması imzalanarak nüfus mübadelesi sorunu da artık ortadan kalkmış olacak. Yapılan bu mübadele anlaşmasına göre Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Gökçeada Bozcaada durumları dışındaki tüm Türk ve Rumlar karşılıklı olarak yer değiştirecekmiş. Yani Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Batı Trakya içerisindeki Türkler dışında ne kadar Türk varsa hepsi Anadolu'ya gelecekmiş. Türkiye sınırları içerisinde ise İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada bulunan Rumlar dışındaki bütün Rumlar Yunanistan'a gönderilecekti. Yunanistan'dan Anadolu'ya göç eden Türklerin mallarına Yunan hükümeti, Anadolu'dan Yunanistan'a göç eden Rumların mallarına ise Türk hükümeti el koyacaktı. Böylece nüfus mübadelesi sorunu da çözüme kavuşmuş oldu. Şimdi de Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nden bahsedelim. Lozan Barış Anlaşması ile birlikte Boğazlar'ın yönetimi başkanı Türk olan bir komisyona bırakılmıştı. Boğazlar'ın yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması bizim adımıza hem bağımsızlık hem de egemen devleti anlayışı açısından olumsuz bir gelişmeydi. Peki biz bağımsız devlet anlayışına aykırı olan uluslararası bir komisyonun kurulmasını Lozan'da niye kabul ettik? Çünkü Lozan Barış Anlaşması ile birlikte dünyada barış havaları esmeye başlamıştı. Artık savaş bitmişti. O yüzden komisyonun kurulmasına müsaade edeceğiz. Ancak 1930'lu yılların gelmesiyle birlikte Almanya ve İtalya'nın başlatacağı saldırgan politikalar Türkiye heyetini tedirgin etmeye başlayacak. Almanya ve İtalya'nın bu tutumu üzerine Türkiye itilaf devletlerine gidecek ve diyecek ki Lozan Barış Anlaşması'nda uluslararası komisyonun kurulmasını biz kabul etmiştik, tamam. Ancak o dönemde barış ortamı vardı. Şimdi şartlar değişti. Almanya ve İtalya ikinci bir dünya savaşının fitillerini ateşliyor. Kendimizi koruyabilmemiz için komisyonun kaldırılması ve Türk hükümetinin egemen olması gerek diyeceğiz. Bizim bu baskılarımız üzerine itilaf devletleri Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalamayı kabul edecekler. Böylece Montre Boğazlar Sözleşmesi 1936 yılında imzalanacak. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte Boğazlar Komisyonu kaldırıldı ve Boğazların yönetimi artık Türk hükümetine verildi. Böylece Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni de tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar ödüllü sorumuzu ile birlikte dersimizi bitireceğim. Sorumuz şöyle. Musul'u kaybetmemize sebep olan ayaklanma hangisidir? Doğru cevap veren 5 arkadaşa soru bankası hediye edeceğim. Böylece dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.